Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün açılışımızı kediyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada o da zaten ilk başta bir baktı, poz verdi. Şimdi turuncun dallarına sarılmaya çalışıyor. Burada hafif esinti var arkadaşlar, şöyle de göstereyim. Bakın dallar sallanıyor, hafif bir esinti var. Bugün yine ocağımızı yakacağız arkadaşlar. Kurbandan kalma arkadaşlar, partlar vardı. Hani part derken de şöyle koyunun karnı. Benimki biri daha vermişti, iki taneydi. Kelleyi Rümeysa'nın hasta olduğunda kelle paça yaptım, o yendi. Onu hemen öyle acele yapmıştım, onun videosunu çekemedim. Bunu böyle yapacağım. Genelde kimisi dolduruyor ama ben doldurmayacağım. Doldurmayı bilmiyorum, hiç yapmadım. Ben böyle yapıyorum. Bunu böyle paçasını yapacağız. Sizlerle beraber de paylaşacağız. Yanına da bir pilav pişireceğim. O anda videosunu çekeceğiz. Her şeyimiz hazır. Olduktan sonrasında pişti. Şimdi ocağımızı hemen yakalım arkadaşlar. Yemeğimizi pişirmeye geçelim. Alalım. Aslında bunu da temizlerken videosunu çektim. Oğlum şöyle telefonu şöyle tut. Hoparlörünün olduğu yeri elinden kapatma. Ses gitmiyor yoksa. Geçen siz öyle yapmışsınız. Ses kısılmış. Boğuk boğuk geliyor ses. Yani öyle üstünden dur. Hafif de esinti var ama dur bakayım, inşallah ocağımız yanar. Çakmak yanıyor mu? Tamam. Aslında şu portakal dalları da güzel yanıyor da. O da bulunmuyor. Aslında bulunuyor da bulunmuyor. Erzin'e gideceğim. Dayım gelin oradan. Benim dayım Erzin'de oturuyor arkadaşlar. Portakal bahçesinde bekçilik yapıyorlar. Eğer şey olsa, mesela araba olmuş olsa git. Onlara dallarını, bu şey portakalları budadıkları zaman portakalın sahibi, mesela bahçenin sahibi odununu daim gile veriyorlar. Portakalından da mesela yeme hakları var. Ne kadar yeme hakları var onu bilmiyorum. Eskiden dedem gil Erzin'de portakallık yaparken, portakal bekçiliği yaparken annem mesela dedem gile gidiyordu. Hani bayramdan bayrama gidiyordu. Şey yapıyordu. Annem gelirken iyi hatırlıyorum. Şu şeker torbalar var ya şöyle. Torbada mandalin genelde. Washington portakal. Greyfurt. Limon içine atıyorlarmış. Yani biraz biraz ondan. Çoğunluğu portakala veriyorlardı tabii ki. Getiriyordu annem bize. Ben ondan biliyorum. Odunun da dedemgil yakıyorlardı sobada mesela. Rahmetlik nenem sobası aynı bizim soba gibi kuzine sobaydı. Ekmek yapıyordu. Ama ekmek mi ekmek, o kadar bir güzel oluyordu ki ne, yüzü nar gibi kızarıyordu. Böyle o ile güzel oluyordu. Ama şimdi o ekmeği nasıl yapıyordu bilmiyorum. Tabii şimdi nenem rahmetli oldu. Dedem de rahmetli oldu. Dedemiz de rahmetli dedem oldu. Dedem de rahmetli oldu. Dedem yazın öldü, bu yazı öldü. Nenem de ondan 2 sene önce öldü. Nenem yaparken, ekmeği yaparken şöyle bir tepsisi vardı. Fırının tepsisi, kendi tepsisi vardı. Hamuru yoğuruyordu. O ezanla beraber kalkıyorlardı. Namaza kalkıyorlardı. Bir daha yatmıyordu. Bir de bahçe işi yaptıkları için mecbur saat 6'da 7'de ayakta olmak gerekiyor. Nenem hamurunu akşamdan yoğuruyordu, sobanın yanına da bastırıyordu. Sabah namazında da kalktığında dedem sobayı yakardı, nenem de hamurları tepsilere şöyle koyardı, çıkardırdı, koyardı. Ama bir ekmek pişiyor, şimdikinin hani macur somunu var ya, aynı onun gibi. Ama yüzü kıpkırmızıydı, altı yüzü kıpkırmızı pişiyordu, çok güzeldi. Eskiler eskide kaldı. Şimdi benim nenemle dedem yaşlanınca artık bekçiliği bıraktılar. Kendi Maraş'ın geri köyüne gittilerdi, memleketine. Orada da zaten rahmetli oldular. Elleri ayakları tutmaz oldu sonra da. Şimdi onların yerine büyük dayım gel. Bekçilik yapıyor yani, bakıyor. Onların da inekleri var. Portakal bahçesinde bekçilik yapıyorlar. Onlar da şimdi yine portakal yeme hakları var. Ama ne kadar yeme hakları var onu bilmiyorum. Odununu falan da kendileri yapıyor. Portakalın ağacı çok güzel yanıyor yani, dalı olsun yaprağı olsun. Burada bir tane bizim tanıdığımız Züleyha abla var, ekmeğine eskiden giderdik, eskiden ekmeğini çok yapıyorduk biz. Şimdi benim belimde fıtık var diye ben fazla yapmıyorum, senede bir kere veyahut da iki senede bir kere yapıyorum.
Yaptığımız zaman onun ekmeğine gittiğimizde portakal dalları yakıyordu. Diyordu ki ne ekmek bundan daha güzel oluyor, daha güzel şey yapıyor, pişiyor diye. Ondan biliyorum yani. Ben de denemesini yaptım. Bizim portakalın dallarını budadık da. Bu da portakalın dalı mı? Budadık da ama şey olmadı. Ben orada ince var. Yakma dosyası olmadı. Şu mu? Bunlar şu işte şu. He. Bu değil de şu ikisi. Yaprağı bile yanıyor yani, ekmeğe güzel oluyor. Bizim burada yufka ekmeğini aslında güzel şey yapıyorlar. Bir gün kısmet olsa da milleti bir toplayabilsem, ekmek yapsam aslında videosunu da çekerdim sizlere. Sevsinler seni. Kafanı kaldır lan. Uyuyor mu? Bunlar nereye gittik lan? Ha, hiçbiri bir evden de yok ha. Neden, biz biraz dolaşalım. Bu burada uyumuş. Öbürlerinin hiçbiri yok. Ha, biri şurada, biri ya. Biri, ha, biri şurada. İskembenin altında. Biri de burada ha. Hani? Bak. Yattıkları yere bak. Şşt. 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 Uyuyor. Bunların hepsi ayrı bir alem. Ne yapıyorsun? Sen de burada mı uyuyordun? Bunun öbür kardeşleri nerede ola? Kafasını da iyice bükmüş böyle. Nefes alışa bak. Bunlar hani 5 tane, ha 2 tanesi de şurada. Onlar da yavaş yavaş çıkıyor herhalde. Uçucu da uçamıyor. He? Uçucu da uçamıyor. Nasıl uçsam diyor acaba diyor. He, çıktı. Yok, onların yumurtaları var ya. He, o nasıl çıkıyor lan öyle? Ne? Ha gayret, ha gayret, ha gayret. O ana, öbürü baba. He, anayla baba ikisi bir mi yatıyor yumurtanın üstünde? He, işte çitler. Ha, şu ikisi çit. Beyazlar garili. Şunlara dişi gerekiyor. O ikisi erkek. Sonlar en iyisi sat gitsin şu bir dişinin, bir erkek getir. Ha, yuvaya gidiyor vallahi yavaş yavaş. Ha. Sen koyun besliyor musun? Ana, kuşlar ona şey yaptı zaten. Yumurtalar da orada arkadaşlar, iki tane. Bunlar fazla yumurtlamıyormuş zaten, iki tane yumurtluyormuş. En fazla. En fazla. Cık çıkarsa cırk gitti. İyi nasıl olur? Varlar. Anası yavrusunun yanına gelmiş. Sarıl sarıl. Yavruna sarıl da ısınsın. Anası değil o, kardeşi. Kardeşi mi? Lan bu aynı anasına benziyor. Allah'ım yarabbim anne. Baba bayağı büyümüşler bunlar. Geçin. Geç. Geç. Yemeğini gel. Arkadaşlar karınlarım kaynadı böyle. Karın yani part diyelim. Öyle kaynadı, pişti. Daha buharı da üstünde. Sıcak çak hemen getirdim, tepsiye koydum. Bunu doğrayacağım şimdi kare kare. Şurada da kazanı geri yıkardım. Dışarıda geri pişireceğim. Hava yağmur yağmadan pişireyim dedim. Sarımsağını rendeleyiverdim. Yağını içine koydum. Yağını kavuracağım. Şimdi bunda bir şey yok zaten. Bunda sadece son sarımsağını kavurup azıcık içine salçasını koyacağım. Ondan sonrasında üstüne suyunu koyup o kaynayana kadar ben de bunları doğrayacağım. Tekrar pişirirken gösteririm zaten sizlere. Bir de pilav pişireceğiz. Pilavı herhalde pişirirken çekmemize gerek yok. Bildiğim kadarıyla yani pilavı herkes biliyor zaten. Onu da sobanın üstüne yaparım herhalde. Çünkü sobayı yaktım ama hızlı hızlı yoruluyorum bir yandan da. Hızlı hızlı yaparken. Şimdi ben bunu ocağa götüreyim. Ocağa koyayım. Kavurayım, salçasının içine koyayım, suyunu koyayım. Sonrasında tekrar görüşelim. Tamam. Abdullah ne yapıyorsun orada oğlum? İnsan aşağıya. Arkadaşlar salçasını koyacağım şimdi. Sarımsağı da biraz şey oldu. Kavruluyor zaten. İkisi bir. Bizim buranın paçası böyle oluyor arkadaşlar. Bol sarımsaklı. Kim yerde görüyorum ben Abdullah, şeyden... Abdullah
unla, yoğurtla falan yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Ben tam bilmiyorum onları da. Biz hep böyle yaparız paçayı. Bizim gelin de diyordu, abla biz de soğanla yapıyoruz diyordu. Ay bizim kediyi bana vurdu. Şey tutmuş vallahi. Çok şükür indirdiklerim anne. Hayır, ben perişan oluyorum. Valla sen biyo tepiber derken ben yoruldum vallaha. Kilo verdim vallaha. Ben de verdim. 1 kilo verdim herhalde. Ya yok, çinkodan inmiyor. İnse duvara gidiyor hemen. Abi evimiz çinko olduğu için daha olsa bebeği gibi uçuyoruz biz. Abi kardeş. Gördün mü? Ay. Koyu maviyi görüyor musun? Nerede? Görmüyor musun? Ana nereye, nasıl girmiş lan? Abdül onu yere bırak hele. Ayağında bir şey yok herhalde. Ne oldu? Toparlıyor da. Ne toparlaması? Cin gibi gidiyor. Apo onun üstüne koy. Apo değil, Abdullah. Abdullah'cığım. Oraya değil. Tamam, bırak oraya. Bakın arkadaşlar, yavaş yavaş kavruluyor. Şimdi ben bunun içine abi, suyunu koyayım şöyle. Tamam, bırak abim. O erkeğe de koy öbürünün yanına. Bu burada kaynasın arkadaşlar. Bu burada kaynarken ben de onları doğrayayım. Sonra geri içine atarken sizlere gösteririz. Arkadaşlar biz ekmek yemediğimiz için, bir eşim seviyor ekmeği. Ekmek yemediğimiz için yemeği yiyor yani. Onu götür kızım, o kirli. Abdullah'ın da bunu seveceğini pek düşünmüyorum ama. Cinsu biraz. En odunun kapısını örtmeden geldi bak. Abdullah, odunun kapısını örtsene oğlum. Şey, kapıyı örttün mü odunla? Hı. Elim çocuğa nasıl şöyle biraz su attım. Su mu attın? Ya su atmayalım. Hani bana onları atmayacaklar. Niye? Ne yiyeceksin ya? En vitaminli şey. Bu da onu yemem, bunu yemem. Sus. Evin içine masada. Aman bak, bak çıkarsana. Şimdi. Ya git be. Ne oluyor ya? Bırak. Ya karnım niye su top oldu? Ne yedin? Bir şey yemedim. He, bir şey yemedim. Bir şey yemedin değil, bir şey yedin sen. Ama yer ne tabi. Hı? Yemiş tabi. Ne yedi? Döner yemiş. Döner mi yedin lan? Nereden aldın döneri? Döner yedim. Nereden aldı? Kim aldı? Bakici. Baki böyle.
arkadaşım. Vallahi ben çocuklarla görüşmediğim için. Sen belki de ne işin var? Arkadaşlar yemeğimiz bu şekilde. Bulgur pilavı ve tart paçası, öyle diyeyim yani. Karın paçası. Dolaptaydı kurbandan beri, öyle duruyordu. Kelleyi dediğim gibi Rümeysa'nın hasta olduğunda yaptıydım. Ondan sonra da bunlar da kaldıydı fazla diye yapmadıydım o zaman. Yemeğimiz bu şekilde. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.